Nasılsınız? Teşekkür Nasıl ediyoruz. Nasıl gidiyor Antalya'da seçim çalışmaları? Valla yoğun bir çalışma içindeyiz. Hem sahada vatandaşlarımızla buluşuyoruz, hem dertlerini dinliyoruz. Artık tabii siyaset eskisi gibi iyi bir konuşmacı olmaktan ziyade etkili bir dinleyici olmayı öne çıkartan bir görev siyaset. Mümkün olunca etkili bir dinleyici olmaya çalışıyoruz. Ve çok çeşitli sorunlarla, yöresel sorunlarla da karşılaştık ama yöresel sorunların birçoğu aslında yarın öbür gün Türkiye'nin geneline de hitap edecek sorunlar. Onlar da ilerleyen dakika. Neden bunun altını çizdiniz yani etkili dinleyici olmak? Çok enteresan mesela küresel ısınmayla birlikte Antalya'nın sıcağı da malum. Antalya'nın özellikle doğusunda yani o Serik, Aksu, Manavgat, Alanya, Gazipaşa tarafında hem örtülü tarımla ilgili hem turizmle ilgili bütün su tüketimi kuyulardan oluşturuluyor. Yani eskiden 30-40 metreden elde edilen su şu an 300-400 metrelerden elde ediliyor. Ve bu ileriye dönük hem pandemi döneminde hem Türkiye'yi hem dünyayı beslemiş olan Antalya'da yani yaş meyve sebze üretimi açısından bu 8-10 yıl sonra büyük bir krize doğru artık ilerlemeye başlamış. Yani 30 metreden çıkan suyun 300-400 metreden çıkıyor olması Antalya açısından, Antalya turizmi açısından, Antalya'da örtülü tarım açısından ileriye dönük Türkiye'yi de besleyen bir ilimiz olarak büyük bir krizin habercisi. Dolayısıyla orada yaklaşık 2014'ten beri de ismi olan ama cismi olmayan bir Yeniköy Barajı projesi var. 9 yıl olmuş. 9 yıldır baraja ilişkin 5'te 1 oranında bir ilerleme kaydedilmemiş. Bunu mesela ben oraya gittiğimde öğrendim. Ve bunun bir yurttaş olarak, Ankara'da mukim bir yurttaş olarak bunun ileriye dönük nasıl bir felaket senaryosu olacağını da bölgeye gittiğinizde anlıyorsunuz. O yüzden sorunların aslında önce yerel gibi gözüküp genele etki etmesi de bu. İlgi nasıl size? Valla ilgi had safhada. Hem size hem İYİ Parti'ye. Ben tabii ilk kez milletvekili adayıyım. Dolayısıyla genel merkezde siyasete katkı sağlamak daha kolay. Şimdi sahadasınız. Sahada her bir yurttaşımızın bütün sorunlarını tek tek dinleyip not almaya çalışıyoruz. Bunlara ilişkin proje ve çözüm önerilerimiz varsa İYİ Parti'de bunları sunuyoruz ama biraz önce anlattığım gibi yani Antalya'nın su krizine ilişkin bizim bir çözüm önerimiz yoktu. Böyle bir hazırlığımız yoktu. Çünkü Antalya üzerinde böyle bir bilgiye sahip değildim ama bunun Türkiye'nin tamamına etki edeceği gerçeğinden varsayımla bugün arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. Bunu bir vaat değil, gerçekten etkili dinlemenin bir sonucu olarak görüyoruz. İlgi son derece yüksek. İnsanların gözünde aslında hadi artık bu işi bitirelim beraber bakışını tek tek alıyoruz. İnşallahı Allah'ın dediği olur. Bütün bunların hepsinde kaygılar da var. Yani kamerayla girdiğiniz zaman, çünkü arkamızda da bizim sosyal medya yardımcısı arkadaşlarımız da geliyorlar kamerayla. Kamerayla girdiğimiz zaman enteresan bir donedir. Daha sessiz, daha sakin, inşallah demek diye yetiniyorlar. Kameralar çıktıktan sonra ise daha samimi, daha net bir temenni ortaya koyabiliyorlar. O yüzden ben Antalya'dan, Antalyalılardan bu anlamda çok eminim. 14 Mayıs günü Antalya, Türkiye'nin demokrasisi için, Atatürk'ün cumhuriyeti için, cumhuriyet değerleri için bu tek adam rejimine, bu ucube sisteme ilişkin net bir tavır koyacak. Bunu da aslında sahada dile getiriyoruz. Yani konu hangi partiye oy verdiğinizle alakalı değil. Hangi partiye gönül verdiğinizle de alakalı değil. Bu seçim biz 2018'den beri yaşadığımız tüm siyasi gelişmeleri aslında ilk kez yaşıyoruz. Yani ittifakları ilk kez yaşıyoruz, bu süreçleri ilk kez yaşıyoruz. O yüzden bunları hep 2000'li yılların ortaları, başı, 90'lı ve 80'li yıllara benzetmeye çalışıyoruz. Ama aslında hiçbirine benzemiyor. Günün sonunda yani ittifak terimi hayatımıza 2018 yılında girdi. Hı hı. Ondan önce biz ittifak sadece orta öğretimde, İtiraf devletleri ve ittifak devletlerinden biliyoruz. Yani onun dışında bugün kamuoyunda hiç kimse ittifak kelimesini 2018 yılına kadar hayatında cümle içinde kurmadı. Ama 2018'den beri ta ki Türk siyasi hayatımız ittifaklar üzerine kuruluymuş gibi bir sistem tasarımı, bir sistem anlatımı var. Dolayısıyla şu an yaşadığımız her şeyi ilk kez yaşıyoruz. Öncelikli meselesi ne vatandaşın? Sahada karşılaştığınız ekonomi mi? Özür dilerim, biraz rahatsızım. Estağfurullah, geçmiş olsun. Aslında Sayın Ersoy, öyle hitap edeyim. Öncelikle vallahi ben mesela seçime kadar bunlar. Yani Sayın Bakan sağ olsun. Evet. Sayın Ersoy, öncelikle evet, vatandaşın önceliği ekonomi, vatandaşın önceliği hayat pahalılığı,
Buna ilişkin şöyle bir örnek verebilirim. Antalya'da kamu görevlileriyle zaman zaman sohbet ediyoruz. Ortalama bir ev kirası 2 asgari ücret Antalya'da. Ortalama bir ev kirası 2 asgari ücret. Yani evet. Orada yargı, emniyet ve diğer tüm bürokraside çalışan arkadaşların lojman olmadığı takdirde Antalya'da ikamet etmeleri, kiralık bir konut bulup hayatlarını idame ettirmeleri mümkün değil. Öğrencilerin bir eve çıkması mümkün değil. O bölgeye gelen işçilerin, çalışanların da özellikle turizm sektörü ciddi anlamda bir sorun yaşıyor, istihdam sorunu yaşıyor. Çünkü otelde çalışan vatandaşın dışarıda yaşama şansı yok. Evet. Ekonomi ve hayat pahalılığı öncelikle. Öncelikle bu geliyor. Evet, ama çok enteresan. Çok yabancı geldi Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra. O kiraları daha da arttırdı. Tabii burada başka bir detay da oluşuyor. Yani bir gelen yabancı orada 3-4 tane ev almış. Çünkü yabancının cebindeki 1 lira bizim 20 liramıza denk. Evet. Dolayısıyla o 3-4 tane ev almış. Bunlardan birinde ikamet ediyor. Diğer 3-4 tanesini bu internet üzerinden kiralama şansı var. Bu kiraladığı evlerle ilgili de Türkiye'nin ciddi bir vergi kaybı var. Ve bu kontrol edilemiyor şu an. Yani internet üzerinden kiralama yapıyor. Ama anlatılan örnekleri tek tek dinlediğinizde ekonomiye ilişkin, hayat pahalılığına ilişkin, işsizliğe ilişkin örnekleri tek tek dinlediğinizde aslında tüm anketlerde yıllardır yapılan aynı hatayla karşılaşıyoruz. Aslında hepsinin özünde farklı şiveyle, farklı örnekle anlatılan şeyin adı aslında adaletsizlik. Evet. Dolayısıyla gelir adaletsizliği, vergi adaletsizliği, liyakatsizliğin doğurduğu adaletsizlik, aslında herkesin anlattığı şey adaletsizlik. Peki biraz daha Türkiye ölçeğinde konuşalım bu dilimde, müsaade ederseniz. Tabii. İYİ Parti mitingleri üzerinden zaman zaman katılımın az olduğu, masadan kalkıp tekrar masaya dönmenin partide ve parti tabanında bir dağılma yarattığı gibi şeyler konuşuldu. Hatta anketlere de yansıdı. Oldu. Artık anket konuşmuyoruz ama. Hı hı. Şimdi bir bu mitinglerdeki, bazı mitinglerdeki özellikle kalabalıkların çok yoğun olmamasını siz kendi aranızda mutlaka konuşuyorsunuzdur. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz 4 tane miting var. Hı hı. Diğerleri il gezisi. Hı. Yani aslında buna ismini değiştirerek bir kılıf değil bu bahsettiğim şey. İl gezisi, miting değil. Yani genel başkanın otobüsün üzerinden konuştukları il gezisi. Hı. Bir kısım küçük sahnenin olduğu yerde il gezisi, miting dediğimiz büyük sahnenin kurulduğu alanlar. Dolayısıyla katılımla ilgili konuya gelince de örnek veriyorum, Antalya'da yaklaşık 55 bin kişi vardı sahada. Sayın Genel Başkan miting saati olarak bizim ancak Genel Başkanımızın da yetişebilmesiyle alakalı miting saatine ilişkin resmi veriler üzerinden de söylüyorum. Yani bu çarpıtacağımız bir durum değil. Sayın Genel Başkanımız Sinop'tan gelmek durumundaydı. Hı hı. Dolayısıyla aynı anda 2 ya da 3 ili geziyor Sayın Genel Başkanımız. Tabii hakeza diğer genel başkanlar da aynı şekilde ama ben Sayın Genel Başkanımızın programını ve Sayın 13. Müstakbel Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun programını doğrudan takip ediyorum. Ramazan iftara 1 saat var. Bütün bu parametrelerle, çünkü o saatleri de denkleştiremiyoruz. Mesela şimdi de biz yayına girmeden önce Sayın Genel Başkanımızın mitingi vardı. Evet. Eş zamanlı bildiğim kadarıyla saat 5 sularında da Tayyip Bey'in mitinginin başlaması lazım. Saat 6.30 hala Tayyip Bey'in mitingi başlamadı. Yani konuşması başlamadı. Konuşması başladı. Ama zaten miting dediğiniz konuşmayla alakalı bir durum. Dolayısıyla yani insanların işten çıkış saati, oraya gelebilmeleri, bu mitinglerin hızı itibariyle hafta içi olması, dolayısıyla insanların buraya ulaşımlarına ilişkin problemler, bunların hepsi birbirini tetikleyen, bu ilgi ve alakayla ölçülen bir şey değil aslında. Peki. Yani saha bilgisi olarak söylüyorum. Sahada bir fiil olduğum için söylüyorum. Sahada ilgi olduğunu. Tabii. Bu mitinglerin doluluğu ya da boşluğu partiye olan ilgi ya da ilgisizlikle alakalı bir durum değil. Yer, zaman ve saatle ilgili kavramlar bunlar.